Selam millet, ben Şefik ve bu da Tiny King yeni oyunlardan biri. 30 Ağustos'ta çıktı. Game Pass'iniz varsa ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Rengarenk, eğlenceli bir platform, puzzle, bulmaca, aksiyon, macera oyunu diyorum. Hemen Continue'ya basıyorum. Oyun oynadım, oynamaya başladım. Birkaç saat boyunca da bayağı ilerledim kendimce. Ve artık bir noktada video çekeyim, oyunu size bir göstereyim istiyorum. Şimdi oyunun şöyle bir hikayesi var. Öncelikle bir karakterimizi görelim. Pardon, karakteri ben gösterecekmişim. Kamera biraz yukarıda kalmış. Şimdi bu karakterimizin adı Milo. Bu bir şekilde dünyaya geliyor ve yıl galiba 1991, öyle yazıyordu açıklamasında. Ve zaman durmuş, kimse de yok. Yani ne insan var ne bir şey. Tabii insanların geride bıraktığı şeyler duruyor. Yapılar diyeyim. Ve bir de biz gördüğünüz gibi miniciyiz. Yani burası bir kapı. Biz bu kadarız. Ve burada gezmeye başlıyoruz. Burada gezerken de küçük yaratıklarla tanışıyoruz. Bir tanesi bu ama bu pek konuşmuyor. Bir tane bize yol gösteren bir canlı var aslında. Bunlar böyle mite'a benziyor. Termite'e benziyor. Küçük küçük canlılar. Farklı farklı böcekler diyeyim. Bayağı da küçükler. Benim boyumdalar en fazla. Ve biz burada aslında kendi gezegenimize gitmeye çalışıyoruz. Bunun için de bir projeye başlıyoruz. Bu projede işte bir nasıl diyeyim? Şnorkel gözlüğü diyeyim. Deniz gözlüğü diyebilirim. Başka neler vardı? Bir tane huni var gördüğünüz gibi. Şöyle bir projenin etrafında döneyim. Bir tane makas var. Böyle böyle parçalar buluyoruz. Zaten bunların şurada gördüğünüz gibi şeması da var. Aa, bir tane bayrak buluyoruz. Evet, şurada gördüğünüz. Huni'yi de bulmuşuz. Makası da bulduk. Gözlüğü bulduk. İki tane daha parça var ve bunları bulmaya çalışıyoruz. Ama şöyle ki bu parçaları bulmak için nasıl diyeyim? Evin çeşitli bölgelerini gezmemiz gerekiyor. Burada gezerken de diğer hayvanlarla canlılarla pazarlık ediyoruz diyebilirim. Daha doğrusu onların isteklerini yerine getiriyoruz. Burada tabii yürüyerek geziyoruz bütün evi ama şöyle bir sabunumuz var. Bu sabun sayesinde daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu sabun sayesinde bu şeritleri çeken canlıların iplerinden, artık bu ne böceğiyse, bakın şöyle bir şey. Buradan hızlıca gidebiliyoruz. Bu abi Ridmi bize yol gösteriyor ve bizi bir sonraki bölüme, ben oyunu bıraktığım noktadaki bölüme gönderiyor diyeyim. Zaten bir bölüme giriyorsunuz. Daha doğrusu evin bir bölümüne giriyorsunuz. Bir bölgesine, bir odasına giriyorsunuz. Burada işte farklı hayvanlar oluyor. Farklı türde hayvanlar oluyor. Bunların hepsi küçük bu arada. Bir kedi köpek falan gezmiyor. Yani şu an etrafında duranlardan biraz daha büyükler. Bunlar sizden bazı şeyleri istiyor ve onları yaptığınız takdirde size aslında istediğiniz parçayı veriyor diyebilirim. Dediğim gibi bu ipi atan konuşmuyor. Bundan yardım alamıyoruz. Bu abi bize yol gösteriyor Ridmi. Diğerleriyle de aslında bölgelerine girdiğimiz zaman konuşuyoruz ve oradaki eşyayı almaya çalışıyoruz. Bu arada yan görevler de oluyor. Bunlar da bonus özellikler kazanmanızı sağlıyor. Burada bu ipek böceği galiba. İpek dedi, o ipekten bir ip çekti oraya. Ve biz bu şekilde işte ilerliyoruz. Oyun bu arada acayip eğlenceli. Dediğim gibi yani bir kere şu görsel tarza bayıldım. Hani biz iki boyutluyuz. Hatta canlılar da iki boyutlu. Ortam üç boyutlu. Ne gibi özelliklerimiz var dersiniz. Şimdi hareket etmeden şunları bir göstereyim. Sağda 1, 2, 3, 4 tane şey görüyorsunuz. Benim karakterimin sağında. 4 farklı yaratık diyeyim. Aşağı bir tane daha gelince 5 olacak sanırım. Bunların her birinin farklı özelliği var. Bunları göstereceğim zaten. Burada görevleri görüyorsunuz. Burada müze ve brewery diye iki bölüm var. Bunlar demin bulunduğumuz asıl odadaki karakterler diyeyim. Bunlar bize bazı özellikler verebiliyor. Kazandırabiliyor. Zaten bunlardan biri de burada gözüküyor mu diye baktım. Ha, bizim karakterin altında 3 tane balon var. Bu bir köpük aslında. Bu köpüğün içinde ilerleyebiliyoruz. Şöyle ki zıplayıp bir daha bastığımızda o köpükte ilerliyoruz. Şimdi beni aslında şuraya bekliyor ama istediğim gibi gezebilirim. Zaten oyunun olayı şu. Sonuçta bir hedefiniz var ama daha fazlasını elde etmek istiyorsanız keşfe çıkıyorsunuz. Yani evin sağını solunu keşfetmeye başlıyorsunuz. Hani farklı şeyler bulabilmek için. Buraya geldim. Burada bir şey bulamadım. Acaba ben buraya girmiş miydim daha önce? Balonu bırakalım. Bir de buradan yukarı gidelim. Belki burada da bir şey vardır diye. Orada da pek bir şey yok. Ha, bu arada gelelim bu yanımdakilere. Şimdi bunların adı Tiny King. Bunların farklı özellikleri var. Kimisi ağırlık görevi görüyor diyeyim. Sizin için bir şeyleri tutabiliyorlar. Kimisi patlayabiliyor. Bazı şeyleri patlatmanız gerekiyor. Burada bir oda daha varmış bu arada. Oraya da girebiliyor muyuz? Kimisi elektrik taşıyabiliyor. Ben biraz hedef odaklı gideceğim bu sefer ki oyundaki aksiyonları da gösterebileyim diye. Bakın buralara da gidebiliriz. Hatta şurada patlayabilecek bir şey de var ama şöyle ki şu an benim önümde sadece bunlar var. Bunları attığımda geri geliyorlar. Şu an sadece ağırlık görevi görebilen aynı kinlerim var. Patlayan, elektrik taşıyabilen. Bunun dışında bir şey daha vardı ya. Şu an hatırlayamadım ama
burada anahtara ihtiyacımız olduğunu söyledi Ridmi. Etrafta bir anahtar olması lazım. Yukarıda görüşürüz dedi. Bu uçabildiği için tabii basıp gidiyor. Biz oraya biraz zor gideriz. Demek istediği daha doğrusu. Burada biraz oyalanacaksın. Burada bir şeyler bulacaksın. Aa yo, orada da bir ipek böceği buldu. Ha pardon, biz zaten gezebiliyoruz, anahtarı bulacağız. O zaman yukarı gidelim. Ha dördüncüsü de şu. Şu mesela patlayanlardır ama şu an bunu kullanamıyorum. Bu mevcutları atarsam bunlar patlayamadığı için hiçbir iş göremiyor. Hatırlayamadım. Dördüncüsü de üst üste durabilenler var. Bu da aslında size bir tırmanma imkanı sağlıyor. Mesela demin bir ipten tırmandım ya. Üst üste bu tiny kinleri koyarak da tırmanabiliyoruz. Böyle de enteresan bir şey var. Bu arada bu sabun sonsuz bir sabun. Onu da söyleyeyim. Şimdi şunlar patlayanlar. Hemen bunları topladık. Nasıl patladıklarını göstereceğim. Şunlar hop böyle tırmanabilirsiniz ama 5 tanecik bulduğumuz için pek bir yere tırmanamıyoruz. İşte dediğim gibi etrafta bir sürü canlı var. Ve bunlar da bazı şeyler bekliyor. Sizden bazı şeyler istiyor. Bunları da yapabiliyorsunuz. Bunlar da elektrik taşıyanlar olmalı. Bakayım. Yok. Evet, elektrik taşıyanlar, şöyle bir durum var. Şimdi kablonun ucunda elektrik taşımıyorsunuz tabii ki. Heh, bu da o ağırlık en baştaki olanları böyle kullanıp bir şeyleri ittirebiliyorsunuz, taşıtabiliyorsunuz. Ben ağırlık görevi görüyorlar dedim ama aynı zamanda bir şey taşıyabiliyorlar. Şöyle ki diyelim buradaki arkadaşımız bu. Bu arada ya bu şunu söyleyeyim. Bu deyip duruyorum. Supraland diye bir oyun vardı. Onu da oynamıştım ama video çektim hatırlamıyorum. Onu da anımsatıyor biraz. Sonuçta burada dev dev şeyler var ama çok güzel detaylar var. Bölüm tasarımlarına bayıldım. Yani böyle küçük eşyalardan bir dünya yaratmış canlılar. Dediğim gibi oyunun hikayesinde insanlar yok. İnsanlar gitmiş. Bu canlılar kalmış. Bir şey daha. Bizim farklı bir gezegenden geldiğimiz için üstümüzdeki cihaz, kıyafet, kostüm neyse suya dayanıklı değil. O yüzden suya değmememiz gerekiyor. Bunun için baloncuğumuzu kullanabiliyoruz. Biraz yükselip öyle süzülebiliyoruz. Hani boyumuz yetişmezse diye. Bir de bu şu an topladım ve sağ üstte 500, toplam 500 tane isteyen şeydi aslında. Bizim özellikler kazanmamıza yarıyordu galiba. Ya bunları yaptıktan sonra bir ödül alıyorduk da şu an hatırlayamadım. Yani şu an şuraya da bir süzüleyim. Bu arada baloncuğu arada bırakıp kalanıyla süzülebiliyorsunuz. Tık 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 dediğinizde tabii resetlemiyor. Yani 3 balon boyunda gidemiyorsunuz. 3 balon diyorum, baloncuk. Bunları alalım. Bunların adı yazıyordur belki ya. Ben şimdi böyle bazı şeyleri atlıyorum. Hatırlayamıyorum ama. Bakayım. Bulamadım. Karakter özelliklerimi de bulamadım. Bunlar bölümlerdeki bulduğunuz parçalar. Bu benim buradan gitmek için ihtiyacım olan makinenin parçaları. Gördüğünüz gibi sadece 2 parça kalmış. Bu da aslında bulunduğumuz bölümdeki detayları gösteriyor. Hatta tekrar bakayım. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Öncelikle buradan bir gidebilmek için. Direkt anahtarı da bulabilirsiniz. Tabii ki bu oyunda öyle yapmıyorsunuz. Oyun her yeri didik didik aramanızı istemese de siz arıyorsunuz. İşte eğlenceli olan kısmı bu. Şuraya gelmişken patlatma işi de yapalım. Bazı şeyler bir tanesinde patlıyor. Bir tane atıyorsunuz patlıyor. Bazı 2'de patlıyor. Bazıları 4-5'te patlıyor. Patlatmak istediğiniz şeyin boyutuna bağlı. Buraya çıkabilir miyim diye bakacağım. Bakmıyorum. Ne kadar çok şey patlatırsanız aslında o kadar çok şeye ulaşıyorsunuz. Tiny King kurtarıyorsunuz. Bakın ordu gibiler ya. Acayipler gerçekten. Diğer canlıların gördüğünüz gibi sivrisinek mi bu? Mary. İsimleri var da. Oo, bunlar biraz ürkütücü. Bakın buraya 6 tane patlayıcı atmam gerekiyor ve yolu açıyorum. Yolu açtığımda da bir parça buldum. Bu tip parçaları yerleri açtığınızda bunları yine o taşıyanlara ağırlık dediklerime taşıtıyorsunuz. Çünkü bunları bir yerlere götürmeniz gerekebiliyor. Götürdüğünüz yerde mesela bir önceki bölümde bir tane şey vardı. Kurbağa iskeleti. Yolunabilen bir şey mi değil. Kurbağa iskeleti. Hatta şunun üstünde bir şey var mı onu da merak ettim. Burada da birini hapse atmışlar. Kurbağa iskeletinin kemik parçalarını bulmaya çalışıyorduk. Uzun bir... Aa, burası da varmış. O kadar çok karakterim var ki oraya gidebilirim. Yani bulmak zorunda değilsiniz ama işte bunlar size bonuslar getirdiği için bölümlerdeki her yeri didik didik arıyorsunuz. Dediğim gibi acayip eğlenceli. Keşfetmesi falan çok eğlenceli. Aynı zamanda da böyle bölümün nasıl tasarlandığını görmek için de o da keşif olur tabii ki. Çok keyifli. Diyorum ve buradan bunları da alalım.
aşağı düştüm. Normalde onu tutabiliyorsunuz. Ben denk getiremedim. Ha diyeceksiniz ki mesela böyle 3 boyutlu bir yerde 2 boyutlu karakterle giderken boyut karmaşası oluyor mu? Ya da böyle algılayamadığın oluyor mu? Pek olmuyor. Çok uzun uçuşlarda bile doğru yere inebiliyorum. Zaten bir yere değdiğinizde, daha doğrusu bir yerin üstüne denk geldiğinizde hemen gölgeniz çıkıyor ki. Kendinizi aşağı bırakmak isterseniz. Burayı da patlattık. Oradan ne çıkacak bakalım. Şimdi normalde etraftaki canlıların hepsiyle tek tek konuşabiliyorsunuz ama. Bunu da itelim bakalım. Burayı da açabildik. Konuştuğunuzda zaten size ne ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bu topladığımız ve adını hatırlayamadığım zımbırtının bol miktarda bulunuyor. Yani buraya gelerek aslında sadece onu bulmuş oldum ama dediğim gibi bunlar ihtiyaç bizim için. Şunu da alalım gelmişken. Daha yukarısı var mı? Var. Aa çıktım valla. Ucu ucuna çıktım. Bunları toplayalım. Bu arada topladığım şeyin adı. Bunları sanki sağdaki istiyordu. Soldaki de aslında bölümlerde bizden böyle enteresan eşyalar artifacts diyordu sanırım ona. Onları bulmamızı istiyor. Getirmemizi istiyor. O da bize bir şeyler veriyor. Kapı da itelim. Bunlar ufaktı. Yani aslında etraftaki şeylerle etkileşime girerek de bir şekilde bir şeyler kazanıyorsunuz derken yine burada patlatacak şey var. Bunlar aslında daha zor çıktığınız yerlere daha sonra daha kolay çıkabilin diye yapılmış ipler. Bunları da açıyorsunuz. Karşıda da bir tane vardı ama şu yukarıda da bir şey var. Bu da tutturamadım. Tutturamazsınız bir şey olmuyor bu arada. Merak etmeyin, onlar yine attıklarınız size geri geliyor. Zaten nereye çıkarsanız çıkın sizinle geliyorlar. Burada bir beklenti var galiba. Burası görev bölgesi olabilir. Ben bir tek şu bir üstte... Ha şuradan çıkılıyormuş. Bazen... Aa bunu da buldum. Bazen görevleri falan bırakıp sadece haritanın sağını solunu keşfettiğim oldu. Daha ne kadar yukarı çıkabilirim diye keşfetmeye çalıştığım oldu. Hatta bakın ben aşağıda muhtemelen benim görevi alacağım yer orası. Ve buraya yetiştim. Ben tamamen... şeyleri çözmeye odaklandım. Daha doğrusu kaynakları toplamaya odaklandım. Buradan aşağı salarsam da gelebiliyormuş. Güzel. Şimdi karşıda ne var diye bir bakayım da. Zaten oradan aşağı ineceğiz. Ben şeyi bir toplayayım. Yerde bir şey var mı diye bakalım. İnsanlar, ya oyunun hikayesine göre insanlar 91 yılında gittiğine göre, daha doğrusu biz 91'e geldiğimizde insan kalmadığına göre bu yapıları kim yapmış diye bir düşünüyorsunuz tabii. Aşağıda bir şey var mıydı? Zaten burası çatı artık. Buradan dışarı çıkma falan gerekir. Çıkılmıyordur. Bunları da alalım. Genelde bu saksı derinde de bir şey oluyor. Zaten burada bir şey var. Sesi geliyor. Sakin sakin inelim. Aa şu şurada da varmış ya. Buraya da ineriz. Ha şey var. Bir yüzlük mü? 50'lik mi bunlar? Bakalım. 50'likmiş. Olsun. Ah düştük. Düşerseniz daha yumuşak düşmek için şeyleri kullanabiliyorsunuz. Balonları, ama ben burada biraz fazla güvendim kendime. Dedim ki oradan da şeye doğru inerim. İpe doğru sabunla inerim dedim. Sabun aynı yumuşak iniş sağlamıyor tabii. Bunları da aldık. Güzel. Bence ben burayı bayağı temizledim ya. Buradan geri gidebilir miyim? Giderim. Geri gideceğim ama görevin olduğu yere gideceğim. Yine dediğim gibi şu sabunu kullanarak hızlı hızlı gidebiliyorsunuz. Yanlışlıkla şeyi çektik. Buraya da girdik. Buradan bir şey çıkar mı bize? Kaç tane kim daha var? Gidebileceğimiz bir şey var mı diye baktım. Yok. Buradan aşağı da inebiliyoruz. Ben her şeyi topluyorum. Bak yine görev yerinden uzaklaştım. Benim zaten oyundaki olayım bu. Ha buradan yukarı çıkarım. Buraya yardım ederim. Bak, bakın şu sağda da varmış ya. Ya oyun gerçekten sizi böyle onu da topla bunu da topla diye öyle bir moda sokuyor ki. Sürekli bir şey topluyorsunuz. Tabii ki bir noktada oyunun görevlerini de yapmanız gerekiyor. Yoksa tamamen temizlediğinizde bir şey olmuyor ekstradan.
şeyleri almak dışında. Bunu da aldık. Artık gideyim ya. Şurada beni bekleyen birileri var. Muhtemelen onlar benden bir şey isteyecek. Dizilmişler buraya. Büyük tekerlek mi, kale mi? Burada bir şey var ya. Eğer biletimiz olsa girebilirmişiz. Bu girebilecek bir yer değil. O zaman ben burayı sandığım gibi bir yer değil burası. Peki. Aa, şu ağırlık var. Böyle yavaşça ineyim. Şu da bizim zımbırtılar attığımız ve bayağı istiyormuş gördüğünüz gibi. Ağırlık yaparak etraftaki bazı şeyleri hareket ettirebildiğimiz bir mekanizma. Bir şey olmadı. Bakayım. Odanın bu tarafını temizledim. Yalnız anahtarı bulamadım hala. Bir de bu ne işe yarıyor anlamadım. Dokunduğum şey. Şunu da alalım arkadaşlar. Şuraya tırmanalım. Bir de bunu da patlatalım. Bunları da alalım. Evet, bunu çalıştırmak bir işimize yarayacak mı? Birazdan görürüz. Tabii ki yarayacak. Bir guguklu saat çalıştığı için biraz daha toplayacağız. Get the clock ticking. Achievement açıldı. Buna çarpamayız herhalde. Bu arada bir an hiçbir şey göremedim ama olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Daha doğru geldim. Şöyle yukarıdan zıplayacağım. Bunları da alalım. Aa, oraya çıkamıyorum. Bir dakika, oraya çıkmanın başka bir yolu var mı? Var tabii, olmaz mı? Çünkü oraya tırmanacak kadar çok o canlılardan, tinykinlerden, tırmanmayı sağlayan tinykinlerden bulabileceğimi sanmıyorum oyunda. Bir tane bölümde öyle bir temizledim ki bayağı bir şey buldum aslında, bu kadar da değil. 50 daha mı buldum? Evet. Burayı da hallettik. Yumuşak bir iniş yapmaya çalışıyorum. Güzel. Burayı da temizleyelim. Bu arada anahtarı bulamasam da ben oyunun ana mantığını size anlattım. Yani burada aslında nelerle uğraşacağınızı göstermiş oldum. Yalnız bayağı bir şey varmış ya. Benim video çekmem için zor bir oyun. Çünkü bu takıntılarımla her şeyi bulmaya çalışarak videonun süresini bayağı bir uzatabilirim. Şimdi bir tane priz bulmamız lazım. Priz şey için. Ya inanılmaz sevimler ya. Burada böyle takılıyorlar. Ve bunlar işte sizden yardım isteyebiliyor. Dediğim gibi bazen parça buluyorsunuz. Bunlara getiriyorsunuz. Sol üstteki bir ateş ölçer mi? Raptiye var. Kulak çubukları var. Kapı yapmışlar. Spasmofilia. Problemi varmış hastanın. Hayatımda duymadım. 10 mg morfin vermişler ve gecede dinlendirmişler. Bizden Forgot ismi bu arada bayağı enteresanmış. Hastayla konuştum mu öncesinde diyor. O doktor mu diyor. Bunların birbirlerine haberi yok. Bu arada şu ikisi karınca, hemşire rolündekilerin ne olduğunu tam anlayamadım. Hermit mi acaba? Morfinden önce onun vücuduna morfin vermeden önce bakmamız lazım neyi olduğuna. Şeklinde bir bayağı kobay gibi. Bir dakika, burada bir ses var. Bir şey olması lazım burada. Üstünde mi acaba? Burada da yok. Bir üst katta olabilir. Şunları da alayım. Herkes de görev istemiyor sizden. Bazen onların hikayelerini öğreniyorsunuz. Burada ne yaptıklarını gibi. Kendi dünyaları var gördüğünüz gibi. Yani doktor var, bilmem nesi var. Burada bir yaşam var. Sonuçta insanlara gittikten sonra onların yaşam alanı olmuş. Burayı da temizledim ben. Bunu taşıtamıyoruz. Şunun içine bakabiliyor muyuz? Burada da bir şey bulamadım. İşin ilginci, ben burada bir priz de bulamadım. Ben burayı mı açmıştım ilk? Sanki burayı açmıştım. Normalde prizlerden kablolara bir hat çekiyorsunuz oyunda. Ama sanki şu an kablodan kabloya mı çekmem gerekiyor diye bir düşündüm. Önceki bölümde sürekli olarak bir prizden ucu açık kabloya çekmemi istiyordu. Garip bir yer oldu. İyi, güzel, bu beni taşıyor yukarı.
Bunları da alayım. Hava da şöyle bir şerit halinde dizilmiş. Topladığımız şeylerden... Eyvah düştüm. Görürseniz bilin ki oradan o şey geçiyordur. İpek böceğinin ipi geçecektir yani. Aslında bu da size şey açısından yardımcı oluyor hani. O serinin iki tarafına da bakarak tırmanabileceğiniz ekstra bir yer varsa hani her şeyi topladınız, gidemediğiniz yerler var diyelim. Bu şekilde de anlayabiliyorsunuz. Şöyle tırmanalım. Ben bayağı bir tırmandım yine. Aa, şurada da bir yer var da inerken bakarız bakayım. Aynen. Şu numaraları isteyen kim mesela? Ona bakmadan geldik. Bunları kırdırabiliyoruz sanırım. Aa, patlatabiliyoruz. Matruş Kaput diye bir eşimi taşıdı ki Matruşka'nın farklı bir dilde yazılışını ilk defa gördüm. Küçükleri kıramıyoruz herhalde. Bunu kırabiliyor muyuz? Yok, bunu da. Yani gidip gerçekten kırılabilene denk gelmem iyi oldu. Bunu da patlattık. Bu kadar çıktıktan sonra aslında iniş yolunu da hazırlamış oluyorsunuz. Şunu da itelim. Bunları alalım, lazım olacak. Denk getiremedim. Bir de indirelim. Aa, işte tamam. Bunu da hallettik. Bence bu odayı bayağı hallettik. Yalnız bir tek merdivenin altında bir yer vardı. Bence orayı çözemedim henüz. Daha doğrusu girmedim oraya. Orayı da çözmem lazım. 619. Ya bu böyle bir şeyin... Üstünde bir şey var mı diye bakayım. Yok, burası temiz. Karşıya bir gidelim, geri gelebiliyoruz. Bir yandan da bu seyahatler sırasında etrafı daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Hani görmediğim bir şey var mı, atladığım bir şey var mı diye. Mesela şurada var bir şeyler. Tabii bunu... Yanlışlıkla oraya bir duvar ördüm. Hangisini ne zaman kullanacağım, hangi tuşa basacağım diye panik yapmanıza da gerek yok oyunda. Çünkü her zaman gerekli olanlar atlıyor. Hani yanlışlıkla patlayıcı yerine diğerini atmıyorsunuz. Atamıyorsunuz ya, öyle bir şaşırma olmuyor. Ben şu şeyi deneyeceğim ya. Enteresan, ilk defa kablodan kabloya şey taşıyorum. Dediğim gibi oyun benden her zaman belki de böyle denk gelmediği için. Sonuçta bu da bir prizin ucundaki kablo. Benim dikkatsizliğim oldu. Bunların bir belli mesafesi var. Ondan daha uzağa atamıyorsunuz. Bağlantıyı yaptık. Ama o fişi bir yere takmamız gerekiyordu galiba. Bakayım. Onu da mı bizimkiler yapıyor? Buradan da bir hat çekeceğiz o zaman. Aşağıda bir elektrik işi var mıydı? Hatırlayamadım. Etrafta başka bir kablo var mıydı? Onu da hatırlayamadım. Burada 3 tane daha elektrik şeyi buldum. Suyun üstünden sabunla gidebiliyor muyuz diye bir merak ettim ama sanmıyorum. Bunu nereye götüreceğimi bilemedim. Buradan bir aşağı ineyim. Yandan da bakıyorum. Etrafta bir şey var mı diye. Şöyle yapalım. Bu aşağıdaki işi... Eyvah düştüm. Neyse, iyi oldu. Alt taraflara bakmamıştık galiba. Burada da bayağı bir etrafa bak. Deyip duruyor bana. Şu ne? Burada alabilecek bir şey yok. Yeni eşyalar gördüğüm zaman bir deneyesim geliyor. Hani bir özelliği var mıdır? Zıplamaya mı yarıyordur? Neye yarıyordur diye, ama öyle bir şey denk gelmedi. Şuna bakalım. Bunda da bir numara yok. Buralara iyice baktım diye hatırlıyorum. Buradaki tek sıkıntı tabii şu şeyi kaybettik. Oradan düştük. Bu şeye gitmemiş. Bunu ittirebiliyor muyuz? Yok. Bana oyunun başındaki bildirimleri tekrar veriyor. İstediğin yere atabilirsin falan diye de. Buraya girmemiştik. Buraya girelim. Yalnız burada da hiçbir şey yokmuş ya. Evet, buraya boşuna girmiş olduk. Bazen bu tip yerler işte diğer bölümlere, bölüm içindeki alternatif yerlere götürdüğü için de girmemiştim. Ama bir şey kaybetmemişiz.
Şimdi şuna nişan almaya çalışacağım ama çok uzak ve kameranın döndüğü kadar. Biraz daha uzaktan deneyeyim. Olmadı. Aa, merdiven şey, merdiven korkuluklarından zaten inebilirim ya. Burada da bir şey varmış ama. Buraya anahtarımız olsa atabilirdik. Şu an olmadığı için atamıyoruz. Aslında şu yukarıda bakmamışım ya. Bunu açalım da. Buraya da bir yol açmış olalım. Şimdi geriye şu karşı taraf kaldı. Oraya kayarak gideriz. Belki siz dilerken bir şey gördünüz. Fark ettiniz ama ben uğraşmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bu çantanın altında bir şey yok. Tırmanma özelliğini kullanarak. Buraya da girdik. Burada bir şey kaldı mı? Böyle bir süzülelim. Ben buraya çıkmamış mıyım ya? Aslında bu açıdan bakınca almadığım bir şey de yok. Yukarıda var mı acaba? Yok, zaten en üstteyim. Evet. Bir ses var burada. Burada bir ses var. Onun sesten uzaklaştım. Acaba kitapların alt... Ya bunun da mı altında? Buralarda bir yerde mi? Görmediğim bir yerde. İlk defa da bir bölümde böyle takıldım. Takıldım derken şimdi anahtarı arıyorduk. Anahtarı da bulamadım. Ben yukarı bir daha bakayım. Aslında buraya elektrikle ilgili bir şey var mı diye bakmaya gelmiştik ama elektrikle ilgili bir şey göremedik. Bu prizin bence buradan devam edecek. Hatta şey deneyelim. Acaba hani çok saçma ama. Şu zımbırtı elektrik alıyor mu diye bir deneyeceğim. Su alıyor mu? Su almaz. Bir yerlerde priz ya da fiş bir şey olması lazım ya. Bakın bu hiç gelmediğim yeri şimdi gördüm. Hiç fark etmemişim. O kağıtları buraya yapıştıracağız. 1986 oldu. Onu sen mi halledeceksin yoksa? Anahtar bu kutunun içindeymiş ya. Ama şeyin sahibi, buranın sahibi kodu unutmuş. Etrafa bak ipuçları için diyor. Kod bir yerlerde olmalı. Doğru mu diyor mu? Biz hepsini yaptıktan sonra geldik. Ve elektriği de buna getireceğiz. Evet, şunu da patlatalım. Olayı çözdük. Ama elektriği öbür uçtan getireceğiz. Şunu anlamadım yalnız. Bunu yapmak bize bir şey kazandırmadı. Bundan 19 tanesi oraya elektriği götürmeme yeter mi? Bilmiyorum. Çünkü daha da yok gibi. Şuraya atsak. Soldaki kitapların üstünden nasıl kurtarmıyor? Aa, bir dakika ya. Bunu da ittirebiliyorum, doğru. Bir an, yani doğru derken fark etmemiştim. Yalnız buraya kaç tane kaldı? 10 tane. 10 tane yeter buraya ya. Bunu da patlatalım. Ve hallettik. O kodu da artık biz mi gireceğiz onu da bakayım. 1 1986.
Hallettik. Dedektif Milo achievement'ını açtık. Kasayı da açtık ve anahtar da orada. Bu hırsızlık yetenekleri üstünde kullanmayacaksın değil mi dedi ve şimdi anahtarı alıp buradan gidebiliriz. Oraya anahtarı da biz getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Bu yanımızdaki tayfaya taşıtacağız bunu. Yalnız şu şeyi topladığım kaynağı şey yapamadım ya. Bir bakayım buralarda bir yer var mı? Başka bir şey var mı? Yok. Daha fazla olabilirdi. Elektriği de hallettik. Bunu yapmaya çalışmıştım bir keresinde. Öldüm. Bölümün başlarında. Şimdi o benim sayfa anahtarı direkt getirdi. Kapıyı da açtık. Ve... Aslında bir bölüm bu kadar uzun sürüyor mu derseniz... Yani sanki bölüm tam bitmemiş gibi. Çünkü bir parça arıyorduk biz. Aradığımız parçayı da unuttum ama... Bir şekilde burayı açmayı başardık. İlginç bir detay vardı oyunla ilgili. O burada geçerli olacak mı onu merak ettiğim için bir içeri gireceğim. Girdim. Oda değiştirdiğinizde bayağı zor, karmaşık bir bölüme gelmiş gibiyim. Tabii burayı da oynamayacağım ama buranın ağları mı diyeyim artık ne? Yine farklı bir yaratık grubuyla karşı karşıyayız. Normalde bir bölüm bittiğinde, yani daha doğrusu alanı komple aradığınızda parçayı buluyorsunuz. Ama burada fena bir süre uğraşmadan odanın kapısını açabildim. Ve kapıyı açtıktan sonra da daha büyük bir alanla karşı karşıya kaldım. Burada da Seros diye tanımlayamadığım bir canlı. Aslında böcekleri pek bilmem ama. Dağdaki boynuzlular da bok böceğine de benzemiyor değil. Ardwin seremonisi için toplanmışlar. Hep beraber diyor. Bunun böyle bir şey olamaz. Bu arada bütün yaratıklar, mesela şu an gördüğünüz birçok yaratık farklı bölümlerde karşıma çıkmıştı. Şu öndeki salyangoz hariç. Her zaman aynı şeyi söylüyorsunuz. Büyük keki yapabiliriz. Yaratıcımızın favorisini. Biz açken siz orada oturuyorsunuz. Meğerse bu canlılar arasında bir savaş varmış. Bunu da biliyordum. Gerçi girdiğim bölümlerden bir tanesinde o bölgenin canlıları oraya kimseyi sokmuyorlardı gibi bir muhabbet vardı. Şimdi onu hatırladım. Bu seremonileri yaptık ama keki göremedik. Barış, işbirliği vesaire derken yeter artık isyana geçecek galiba diğer canlılar. Bu karıncalar. Bunları da karınca diyorum ama başka bir şey olamaz herhalde. Karıncaya çok benziyorlar. Aşağı in de sana işbirliğini göstereyim dedi. Bayağı ortalık karıştı ve biz de bu ortalığın karıştığı dönemde mi bu mutfağa geldik? Burası mutfağa benziyor çünkü. Birbirimize bu şekilde davranmamıza gerek yok. Soldaki de çok masum. Aslında hiç kavga istemiyor gibi. Bakın hemen metnin solundaki. Sakin olun. Dragonfly hangi canlıydı ya? Onun ismini unuttum bak. Ardwin'in şiddetten hoşlanmadığını düşünüyordum. Burada savaş çıkacağız ve biz hangi kapıdan girdik? Bizi gördüler mi? Hiçbir fikrim yok. Bütün malzemeleri saklayın dediler. Bu kekle ilgili sanırım. Yemek mi istiyorsunuz? Bunu yiyin. Parazitler dedi ve domatesi galiba fırlattı. Patron. Çok fazlalar. Güvenliği sağlamak imkansız. Gidin buradan. Bayağı ortalık karıştı ya. Böyle bir an yaşanmamıştı oyunda. Ben de ilk defa tanık oluyorum. Ayaklanma çıktı. Geri döneceğiz dediler ve bunlar uçabildiği için zaten kaçtılar. Ve hepsi kaçıp kendilerini dolaba kapattılar. Geride de kızgın bir böcek halkı bıraktılar. Yalnız gördüğünüz gibi yine şahane bir ortam. Eşyalardan kurulmuş şahane bir dünya.
Mikserinden, şeker kutusundan, kahve çekirdeklerine, minik süzgeçlere, yumurtalara kadar. Ki bu yanıp sönen şeyler hep birer görevin parçası aslında. Fark ediyorsunuz. Epey eğlenceli bir süreç bizi bekliyor derken bizi de gördüler. Milo Dane. Bu sahneyi gördün değil mi? Çok kötüydü. Tabii kötüydü. Bir dakika, bu soldaki... ler deminkilerden biri değil miydi konuşanlardan? Seremoni devam etmeli. İnsanlar dinlemeyi reddediyor. Ama bunlar işte pişirmeye devam edecek. Sanırım şuradaki şef, şefin ismi Remy'miş. Ona gidip neye ihtiyacı olduğunu sorabilirsin. Dragonfly çözemedim, unuttum ya. Tipini de bir şey benzetemedim ama neyse. Aa, Tea Infuser, tamam. Bir sonraki istediğimiz şey Tea Infuser'dı. O da sanırım şey bu. Çay şeyi. İçine koyduğunuz bir metal şey oluyor. Sallama çay gibi sanırım. Ona benzer bir alette ve top şeklinde. Metal, onun içinde çay oluyor ve onu batırıyordunuz sanki. Öyle bir cihazdı. Cihaz dedim, eşya, aparat neyse. Şu, evet. Şu yanına uçtuğu şey, aynen. Bizim gemi için ihtiyacımız olan bir sonraki parça o sanırım. Ona da bakalım. Burada mıydı? Geminin şeyini unuttum. Hemen geminin parça. Evet. Bir sonraki parçamız oymuş. En sonda bir parça daha var. Tanımlayamadım. Geminin son parçası da o. Ama bizim şu an yapmamızı istedikleri şey bu bölge. 3 yumurta var. Bir kutu bir şey var. Bir tereyağı mı? Yağ var. Yeni bir paket. Buz ya da şeker olabilir. Un. Buz değil, şekerdir o herhalde. Çünkü kek içinmiş bunlar, altta yazdığı gibi. Bu malzemeleri toplayacağız. Ama gördüğünüz gibi devasa bir mutfakta yapılacak çok fazla şey var. Burada benden bazı şeyler bekleyen insanlar diyecektim, canlılar var. Birçok yine etrafı gezmekten kendimi alamıyorum. Çok güzel bir ortam kurulmuş. Hatta buraya bayağı güzel bir şehir yapmışlar gibi duruyor. Burayı da yap, yani benim burayı temizlemem minimum bir yarım saat sürer. O yüzden sizi bununla oyalamayacağım. Şu mutfak görüntüsüyle, hatta şöyle mutfak masasına doğru bakarak artık videonun sonuna doğru geldim. Çok dar alanda çok fazla şey toplamaya çalıştım. Asıl bölüm, belki de asıl hedefe odaklanmamız gereken bölüm burasıydı ama ben size oyunun mekaniklerini bayağı bir tanıtmış oldum. Oyunun nasıl oynandığını, nelerin üstüne kurulu olduğunu siz de gördünüz ve gerçekten eğlenceli. Her bir köşesini keşfetmeniz gereken, keşfedebileceğiniz ve bunu da isteyeceğiniz bir oyun. Dediğim gibi Steam'de var oyun. Fiyatını hatırlamıyorum ama Game Pass'iniz varsa direkt indirip oynayabilirsiniz diyorum. Satın almak isteyenler için de Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.